Selamun aleyküm. Demek şu tensizlikni sonlu tensizlikni ispatlaşga hareket kılamız. Bu birini bu tarafı ötkezemiz. Demek bu tarafı ötkezsek bu cayda bir taksim 4 kaladı. Aynen şu tensizlikni ispatlaşgan yeterli. Demek bunu quyidagicha yazıp alamız. Taksim 2'nin kubu daima demek küçük oladı. 2 minus 1 köpeytirilgen 2 2 plus 1'den küçük oladı. Yani 1 taksim 1 2 3 yani şundan küçük. Xuddi şunday 1 taksim 3'nin kubu küçük oladı. 2 3 4'den va hokazo oxirgi xat 1 taqsim n ning kubi kichik bo'ladi. Demak 1 taqsim n minus 1 n plus 1 dan. Endi buni qo'shadigan bo'lsak, bu tarafda demak 1 taqsim 2 ning kubi 1 taqsim 3 ning kubi va hokazo 1 taqsim n'nin kubu hosil bo'ladi. Bu tarafta ise demek 1 taqsim 1 2 3 1 taqsim 2 3 4 va hokazo 1 taqsim mana bu. Demek tushunarli bo'lgani uchun shunday yozib qo'yaveramiz. N minus 1 n plus 1. Endi bu yig'indini birgalikda hisoblashga harakat qilamiz. Demak, 1 taqsim 1 2 3 1 taqsim 2 3 4 va hokazo 1 taqsim n minus 1 n plus 1. Bu yig'indini quyidagicha yozib olamiz. 1 taqsim 2 1 ko'paytirilgan 2 2 ko'paytirilgan 3. Bu joyda demak bu kasrning qiymati ana shu demak ifodaning qiymati bilan teng. Endi buni 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 3 ko'paytirilgan 4 desek, buning demak natijasi demak 2 taqsim 2 3 4 ga teng. Bu 2 bilan qisqarsa, demak ana shunga teng bo'ladi. Va hokazo. Demak bu qismi 1 taqsim n minus 1 ko'paytirilgan n plus 1. Demak shu ifoda aynan shunga teng. Endi diqqat qiladigan bo'lsak, bu bilan bu 0 ga teng. Bu bilan buning bu joyda demak jufti bor buni. Bu joyda bu bilan demak bundan oldin jufti keladi, 0 bo'lib ketadi. Demak, oxirgi natija 1 ko'paytirilgan 2 va n plus 1 ga teng. Endi buni buni demak xatma-xat ko'paytiradigan bo'lsak, 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 2 n plus 1 ga teng. Bu esa 1 taqsim 4 dan kichik, chunki bu musbat ifoda n ning ixtiyoriy natural qiymatida. Shu bilan demak tengsizlik isbotlandi deb hisoblasak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.